Seçim Evet. manevrası olarak da Trump'ın Trump yaptığı değerlendirilmişti. bir tweet atmış, şöyle söylüyor. Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üssümüze İran füze fırlattı. Kayıp ve hasarların değerlendirmesi sürecindeyiz. Dünyanın en güçlü ve en iyi donanımlı ordusuna sahibiz. Asas açıklamayı yarın yapacağım diyor. Aktaracağım varsa ben bölmüş olmayayım. Evet, Trump uzun süre tweet atamadı. Normalde fazla hemen vakit atardı. Kaybetmeden şey yapardı. Durum çok ciddi. Çünkü bu içinde bulunduğumuz durum sıradan bir durum değil. Ciddi bir çatışma süreci de başlayabilir. Eğer Amerika ölçüsüz bir yanıt verirse bir sonraki İran'ın yapacağı hamle daha da yüksek noktadan olacaktır. Ölçüsüz dolayısıyla yanıt verebilir mi? İşte bu benim kanaatim burada bir frene basacağı yönünde. Çünkü bunlar biraz şununla alakalı. Eğer bu yanıt verilirse çok daha geniş çaplı bir savaşı Amerika göze almış anlamına gelir. Bu savaştan galip çıkma olasılığı yok. Yıkıcı olabilir. Bölgeye etkileri belki uzun yıllar telafi etmeye çalışır bölge ülkeleri. Fakat buradan Amerika'nın galip çıkma imkanı, şansı yok. Evet. Zaten ne Suriye'de istediği planı gerçekleştirebildi, işgal ettiği Irak'ta bile istediği nizamı kuramamış bir Amerika var. Kaldı ki Amerika Irak'ı işgal ettiği dönemde Rusya henüz kendine gelememişti. Çin bugünkü kadar güçlü bir devlet değildi. Bundan 16 yıl önceden bahsediyorum. Evet. Türkiye bambaşka sıkıntılarla boğuşuyordu. Dolayısıyla şu anki dünya konjonktürü, bölge ülkelerinin geliştirmiş olduğu inisiyatifler Amerika'ya bu kadar da rahat her istediğini yapma hakkını tanımıyor. Yeteneğini tanımıyor, öyle diyebiliriz. Evet.